hatırlıyor musunuz? Padişah kaldı. Evet, padişah. Şimdi ben o hikayeyi size yeniden anlatacağım. Siz de yeniden bir kez daha beni dinleyeceksiniz. Böylece ünlü ünsüz harfi hem tekrar etmiş olacağız hem de yeniden öğrenmiş olacağız. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi çocuklar, diyarın birinde alfabe ülkesi adında bir yer varmış. Bu alfabe ülkesinde harfler yaşıyormuş. Harfler o ülkenin böyle bizim insanlarımız gibi insanlarıymış, tamam mı? Maalesef ki bu harflerin arasında kötü niyetli olanlar ve bazen de iyi niyetli olanlar varmış. Bir gün kötü niyetli olanlar, iyi niyetli olanlar için kocaman bir çukur kazmışlar. Ve bu çukurun içine o iyi niyetli harfleri düşmesi için tuzak kurmuşlar. Bizim bu iyi harflerde böyle ormandan, kitap okumaktan gelirken çukuru orada hiç görmemişler ve hop diye içine düşmüşler. Sonra bütün gece çığlık çığlığa yardım istemişler. Hepsi kendi ismiyle bağırarak yardım istiyormuş. Diye. Sonra hepsi de arkasından bize yardım edin diye bağırıyorlarmış. Sonra sabah olunca ülkenin, alfabe ülkesinin padişahı askerlerinden ülkede bir garip olduğunu duymuş. Ülkedeki bazı harflerin kaybolduğunu öğrenmiş. Ve hemen askerlerini yollamış ormana aramaları için. Sonra askerler o çukurun içinden bizim harfleri bulmuşlar. Sonra padişahın yanına gelmiş bu harfler. Söyleyin bakalım demiş, sizi oraya kim hapsetti? İşte bizimkiler de iyi niyetli olsalar da o kadar çok acı çekip o kadar çok sığlık atmışlar ki, yani sesli harf olacak kadar çok çığlık atmışlar. O yüzden onlara zaten o günden sonra hep sesli, ünlü harf denmeye başlamış. Ve onları tuzağa düşüren diğer harfleri padişah huzuruna çağırıp bir ceza vermiş. Onlara demiş ki, bundan sonra siz asla tek başınıza sesinizi çıkartamayacaksınız. Sizi sessizliğe mahkum ediyorum demiş. Nasıl yani demeye kalmadan mesela B harfi diye kalmış. K harfi k k k diye kalmış. Padişah onları sessizliğe mahkum etmiş. Diğer harflere sesli harfler, o harflere de sessiz harfler demeye başlamış. Sonra bazen de yeri geldiğinde farklı isimler almışlar. Bizim sesli harfler ünlü harfler olmuş, sessiz harfler de ünsüz harfler olmaya başlamış. Ve padişah demiş ki, bundan sonra sizin sesinizin çıkması için her zaman bu sesli harflerden yardım istemek zorunda kalacaksınız. B, ba, k, k, işte y, yu, yü gibi hep sesli harflerden yardım alarak konuşabileceksiniz demiş. Sessiz harfler yaptıklarından çok pişman olup sesli harflerden özür dilemişler ve alfabe ülkesinde bu şekilde yaşamaya